Yabancı YouTuberlar için sadece 10 tane parfüm belirlemek, kendilerini kısıtlamak gibi algılanabilir. Ama şu anki konjektörde bizim için tabii ki de yüksek açıyor. Ama yine de eğlenceli bir içerik olduğu için hayatımın geri kalanında eğer 10 tane sadece 10 tane parfüm seçmem gerekseydi bunlar neler olurdu videosunu sizlerle yine de paylaşmak istedim. Bu arada bu benim listem arkadaşlar. Bu videoda sizin beğendiğiniz bir parfüm göremediyseniz bu onun kötü olduğu anlamına gelmez. Herkesin tercihleri farklı tabii çünkü parfümler kokular aslında farklı anıları duyguları aslında çağrışımı yapıyor. O yüzden sizde lütfen yorumlar bölümüne kendi favori parfümlerinizi ya da listenizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada düzenli olarak parfümlerle ilgili içerikler de paylaşıyorum. Kanalıma abone olursanız bunları da kaçırmıyor olursanız dilerseniz ilk parfümümüze geçebiliriz. İlk parfümümüz Terry Mugler'den Pure Malt bu koku arkadaşlar son derece maskülen bir koku. Adından da anlayacağınız gibi pür malt, viski temalı bir deri cekette kullanıldığında son derece seksi bir etki yaratabilir. Denemek için ilk defa ofiste sıkmıştım. Bir arkadaşım toplantıda hanginiz bire içti demişti hatta. Yani hakkını veriyor. Alkol kullanmayıp alkol kokmak istemeyenler yine aynı seriden pür havana bakabilirler. Havan tütün ve bal tabanlı. Orada da tütün var tabi. Fiyatları da son derece Uygun kokular ikisi de ama arkadaşlarımız piyasada artık bulamadıklarını söylüyorlar bu ikisini de. Pür malt içinizi ısıtan tam bir kış parfümü. Kalp notalarında kahve ve paçuli var. Amber ve vanilya tabanlı. Açılışı o karışık meyve suları gibi ama biraz acımsı tatlı. Biraz da odunsu bir koku diyebiliriz. İkinci kokumuz ise Dolce Gabbana'dan Light Blue Intense. Ben Intense versiyonu seviyorum bu kokunun. Favori yaz kokum arkadaşlar. Çünkü buram buram okyanus kokuyor. Kokladığınızda o tuzlu su temasını alınca sizin de hoşunuza gidecek. Bu kokunun arkasındaki burun Firmenich firmasında çalışan CK1, 212 Men, Bulgari Men gibi birçok popüler parfümü tasarlamış Alberto Morillas yer alıyor. Açılışında o Greyfurt'un mandalina ile yumuşatılmış ekşiliğini hissedebiliyorsunuz. Şişesi gibi sizi o serin sulara götüren bir kokusu var. Kesinlikle favori yaz kokum diyebilirim. Hazır Dolce Gabbana'dan da bahsetmişken markanın Divan parfümüne de bu videoda yer verdim arkadaşlar. Bence ilk randevuya çıkacak erkekler için ideal bir parfüm. Ben hatta ilk buluşmamda eşimle yemeğe gittiğimizde bu parfümü kullanmıştım. Hala da anımsar. O günde beğendiğini söyler. Bence son derece özgün bir koku. Piyasada çok benzeri yok. Üst notasındaki kişniş ve kalp notasındaki kakule tatlı, baharatlı bir koku yapıyor Divan'ı Hafif pudralı gibi de bence. Kesinlikle maskülen bir koku. Akşam dışarı çıkıldığında kullanılabilir. Yaş olarak da 25 yaş ve üstü gibi olgun bir koku olduğunu düşünmekteyim. 4 numarada ise Azara Chrome. Pür var arkadaşlar. Bu koku yaz kokusu bence. Bu arada bundan önceki versiyonu Azara Chrome'un gerçekten de ismi gibi pür yani saf hali. Bana göre sadeliği temsil ediyor. Bu parfümü sıktıktan sonra kendinizi beyaz bir gömlekle sahilde ata binerken 4 nala gittiğinizi hayal edebilirsiniz. Akdeniz havasından esinlenilmiş. Bu kokuda ben temiz bir mis kokusu alıyorum. Ataloy'u biraz fazla mı kaçtı? O zaman havuz kenarında kendinize otururken hayal edebilirsiniz. Üst notalarında narenciye olan, hafif vanilya tatlığı olan son derece iyi dengelenmiş tam bir yaz kokusu diyebiliriz. En sevdiğim parfümler arasında yer alıyor gene. Ve 5 numarada arkadaşlar Maison Frances Kürciyan'dan Grand Sauve var arkadaşlar. Bu diğer parfümlerin aksine tasarımcı segmentinde değil niş kategorisinde yer alıyor. Biliyorsunuzdur kanalda yabancı youtuber parfüm meraklılarıyla da iş birlikleri yapıyoruz. Bundan bir önceki parfüm videomuzda hanımlara favori erkek kış parfümlerini sormuştuk. 9'undan ikisi bu parfümü seçmişti. Yeryüzünde o kadar çok opsiyon varken 9'da 2 ciddi bir oran. Ben favori 3 parfümü seçtim bir videoda da bu parfüme yer vermiştim. Yapacak bir şey yok demek ki işi biliyoruz. Kendime iş görüşmelerinde, yemeklerde aslında giderken eventlerde kullanabileceğim bir parfüm bakıyordum ve ismi de büyük gece olan bu kokuya denk gelince tamamen vuruldum diyebilirim. İçinde çok fazla nota yok. Amber, vanilya, tonka fasulyesi bitti bu kadar. Kalıcılığı ve yayılımı yüksek bir koku. Neredeyse her kullandığımda fark edildi. Kış deyince benim aklıma gelen ilk koku diyebilirim. O zaman kış demişken Maison Margiela'dan da bir parfüme yer vermeliyiz bence. Bu kokun ismi arkadaşlar Replica by the Fireplace. Bu replika öyle bildiğiniz replikalardan yani çakma bir koku değil. İsmi sadece o spesifik bazı anıları, anları, bazı hissiyatları replike etmeye yani miş gibi yapmaya yarıyor. By the fireplace o yüzden size adı gibi tıpkı bir şöminenin yanına oturmuş hissiyatı veriyor. Bu hissiyatı verebilmek için kestane, karanfil gibi notaların yanında odunsu notalar da kullanılmış. Kalıcılığı yüksek, sıcak bir parfüm. İlk geldiğinde Boyner'deki satış danışmanı uyarmıştı beni. Tanıtım amaçlı şu an 300 liraya olacak ama ileride pahalaşacak demişti. Hakikaten de döviz bağımsız fiyatı ciddi anlamda iki katına çıktı diyebiliriz. Ve 7 numarada ben ona parfümlerin Rolex'i diyorum arkadaşlar. The King yani Creed Aventus var. Hayat boyu 10 parfüm olduğu için uçmak serbest bu videoda ama çok daha uygun fiyatlı bir kullanımdan da bahsedeceğim. Fiyatına video öncesinde bakmıştım. 3360 TL çok yüksek diyebiliriz. Bu fiyatı eder mi etmez mi? Globalde de çok tartışmalar oluyor sonuçta. Ama en çok kopyası da yapılmış koku diyebiliriz. Belki de yeryüzündeki hatta. Genele hitap eden bir koku. Tam bir iltifat canavarı. Tabi zamanla formülü de değişmiş ve eskisi gibi kokmuyor diyenler de var. Ama Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksiniz. Hala güzel bir koku bence. Üst notalarında ananas, elma ve bergamot var. Bu onu son derece tatlı bir açılış aslında sağlamasına yarıyor. Zaman geçtikçe de dumansı bir havaya bürünüyor. Onun klonu diye alınan Clapton U Intense de bence fena değil. Açılışı ama cidden kötü. Çünkü kokular sanki birbirine karışmış gibi çok ağır ama kalıcılığı başarılı. Fiyat olarak da düşünün 30 dolarlara iş görüyor mu? Bence iş görüyor. Alternatif olarak da bu parfüme bakabilirsiniz. 8 numarada Monte Cristo'dan Noah var arkadaşlar. Monte Cristo benim sevdiğim bir Pro markasıdır. Belki de kokuyu bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Ama siz lütfen sakın pro içmeyin. Ben de içmiyorum zaten anladınız siz. O yüzden de adından da anlayacağınız gibi tütün temalı bir koku bu. Fark ediliği son derece yüksek ve de kalıcı bir koku. Lavanta var içinde ama kesinlikle sabun gibi kokmuyor. Tatlı ve fresh bir koku. Kalıcılığı ve yayılımı bence son derece yüksek. Öde parfum konsantrasyonunda sizlere kesinlikle tavsiye ederim eğer tütün temalı kokular seviyorsanız. Ve tabii ki de Tom Ford'dan bir parfüme bu videoda yer vermeden olmazdı. Benim tercihim ise Tobacco and Vanilla arkadaşlar. Listemde tütün ve vanilya temalı kokuları sevdiğimi zaten anlamışsınızdır. Tom Ford'un genel olarak neredeyse tüm kokuları herhangi bir ortama girdiğinizde kendini belli eden parfümler oluyor. Üst notaları baharatlı ve tütün temalı. Kalp notasında ise vanilya ve kakao var. Tonka fasulyesi de kendini hissettiriyor. Kalıcılığı ve yayılımı uzay boyutunda diyebilirim. Bal gibi tatlı bir koku arkadaşlar. Ve son parfümümüz arkadaşlar Abercrombie Fitch'ten Fierce parfümü. Ben bu kokuya diğer videolarımda da yer verdim arkadaşlar. Koku demek benim için güzel anıları, zamanları, duyguları anımsatmak demek arkadaşlar. Bu koku da bana Abercrombie Fitch mağazasına gittiğim zamanları anımsatıyor. Marka genellikle genç bir kitleye hizmet veriyordu. Çalışanları da özellikle mesela gençlerden seçiyorlardı. Her mağaza buram buram bu kokudan kokardı ve alışveriş poşetinizin içine dahi bu kokuyu sıkarlardı. Kıyafetleri de Türklere aslında bu markanın uyuyordu. Daha dar ve sıkıydı çünkü. Amerikalılar mesela inanılmaz bol ve salaş giyiyorlardı. Ben kendi bedenime uygun bir kot pantolon aramak için aslında aylarımı harcadığımı da hatırlıyorum. Bence son derece dikkat çeken bir koku arkadaşlar. Koku merakımı da başlatan parfüm olduğu için bende farklı bir geri var. Değişik bir ekşiliği var. O çam notosundan olabilir. Buhulu bir koku bence. Vetiver var. O topraksı havayı veriyor. Neredeyse her kullandığında da iltifat aldığım bir parfüm diyebilirim. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendi butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ciao, ciao.